Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Fenerbahçe gündeminde çok merak ettiğiniz için, Fenerbahçe'ye dair de konuşmam gerektiği için bu videoyu çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz, kanalımıza da abone olursunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, kanala abone olmayan yazıklar olsun. Hadi arkadaşlar, bayramın hattına 69.880 küsürdeyiz. Hadi 69.900 olalım. Lütfen, rica ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'den transferde 3 sürpriz isim, işte detaylar diye girişi yapıyorum. Ama alt başlıkta çok fazla şey var. Şimdi ben alt başlıktakileri konuşayım. Eğer atladığım bir yer olursa da onu da sonra değerlendireyim. İlk olarak Serdar Dursun. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye geri gelme ihtimali var. Var. Mario Rui'yi konuştuk. Zaten bunları biliyorsunuz. Yusuf Kabadayı, Lindelöf'ü, Conte'yi, Conte'nin isteğini falan konuştuk. Topun ağzındaki isimleri falan konuştuk. Biz bunların hepsini bu kanalda konuştuk diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden hani tekrar tekrar da bunları da bahsetmenin lüzumu yok ama son gelişmeleri özet olarak söyleyeyim. Hani bugün itibariyle bu ne durumda? Ya da şu ne durumda diye tek tek anlatayım mı arkadaşlar? Bence bugün itibariyle %100 vereyim size. Çünkü bildiğiniz konular. Ha, bilmediğiniz konular şu. Alvaro Morata bir. Yan Madar gitti. Onu söyleyeyim. Højbjerg konusunda yeni iddialar ortaya atıldı. Lindelöf konusunda yeni iddialar ortaya atıldı. Bir de Rafa Silva konusunda benim söylemek istediğim bir şey var. Bu 5 ismi söyleyeyim önce. Alvaro Morata 15 milyon euroyu verirsek bugün Fenerbahçe'de arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Alvaro Morata'yı verirsek bugün Fenerbahçe'de. Bugün direkt imza atıyor. Çünkü 15 milyon euroya bırakırız diyor kulübü. Bakın, bir yıldızdan bahsediyoruz. Bir süperstardan bahsediyoruz. Şu kadar para kazandırmış bir isimden bahsediyoruz. Adam kiralamadan, ben ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. 18 milyon euro bir de 20 milyon euro. Yani sadece kiralamadan 38 milyon euro para kazandıran bir forvetten bahsediyoruz. Yaşı 31 kabul. Biraz büyüdü kabul. Ama bu ismin Fenerbahçe'ye bir şeyler katabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz, biliyoruz. Bakın arkadaşlar, bazı futbolcular vardır. Ne yaptığını kimse anlamaz. Bazı futbolcular da vardır. Yani ne yaptığını kimse anlamaz demeyeyim ama aldığı nefesi bile herkes çok iyi anlar. Ya da aldığı nefesten bile ya bu arkadaş şucu, ya bu arkadaş şurada olmalı derler. Anladınız mı? Bu arkadaş Fenerbahçe'de olmalı. Ne derseniz deyin olmalı. Yani bitiricilik olarak, tecrübe olarak, her şekilde olmalı. Edin Dzeko'ya 5 milyon euroluk teklifler var. 2 tane 5 milyon euroluk, 5'er milyon euroluk 2 teklif var. Ancak 5 milyon euro yeterli mi? Bence yeterli. Bakın, eğer Dzeko kalırsa 4.2 milyon euro vereceksin. 1 yıllık ücretin. Artı 5 milyon eurodan da olmuş olacaksın. Aslına bakarsan 9.2 milyon euroluk bir zarar olacak sana. Ben Morata konusunda 15'i fazla bulanlara saygım sonsuz. Ama Morata eğer Fenerbahçe'ye gelirse de 15'i bu kez sizler az bulabilirsiniz. Ya iyi aldık diye. Højbjerg konusunda Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservisle yıllık 5 milyon euroya aldığına dair iddia ortaya attı bir Galatasaraylı, ama o arkadaşa çok güvenmeyin. Çok şey yapmayın arkadaşlar. Maalesef pek sallamayın yani o arkadaşı. O arkadaş söyler durur. Çok umursamayın. Hani onlar mesela Fenerbahçe Zaha ile 8 anlaşmak üzereyken Zaha Fenerbahçe'ni imzalamayıp Galatasaray'a gidiyor. Biz diyoruz ki bak, mantık olarak 8'e Fenerbahçe'yle anlaşmadıysa 8'den fazla vermişsiniz. Hayır diyor, 4 milyon euro verdik. Bak diyor, kapı açıklaması. Yani gizli sponsorlar, açık sponsorlar, cart sponsorlar, curt sponsorlar. O yine bizim meselemiz, konumuz değil. Ben ona girmeyeceğim. Şimdi Højbjerg'in 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. 6 milyon euro. Hocam bak, anlatıyorsun, diyorsun ki Galatasaray 10 dedi. Senin mantığına göre bunlar 3'e falan almış olmaları lazım. Tamam. Ama durum bu arkadaşlar.
Başka yani hocam peki Hojbjerg 6 milyon euroya gelecek mi? Arkadaşlar istiyor. Yani Mourinho istiyor. Getirin diyor. 6 milyon euro da para değil. Ama Euro 2024 varken menajerler çok yanaşmıyor. Futbolcular çok yanaşmıyor. Pazarlıklara girilmiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama ben ısrar edilip bu çocuğun artık alınacağına inanmış oluyorum. Rafa Silva arkadaşlar, Rafa Silva konusunda hala Araplara tam olarak imza atmadı. Ben hala bir umudun olduğu görüşündeyim. Onu da söyleyeyim. Yani Szymanski'nin gitme ihtimali var. O şekilde söyleyeyim. Szymanski'nin gitme ihtimali var. Ve Rafa Silva'nın gelme ihtimali doğabilir. Aziz Allah. Genelde ezan okunduğunda benim söylediğim şey gerçekleşiyor. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Lindelöf konusunda da, stoper Lindelöf konusunda arkadaşlar, Bekao'ya eğer teklif gelirse adam akıllı. Bekao'nun gitmesine izin veriyor Mourinho. Bilmiyorum neyini sevmedi ya da neyinden hoşlanmadı ama Bekao'yu gönderip Lindelöf alma isteği var. Tabii bu 8-10-12 milyon euroluk bir teklife. Belki de geçen sene çok sakatlandığı için ya da sakatlığı uzun sürdüğü için bunu düşünüyordur diye düşünüyorum. Yan Madar gitti. Basketbolda açıklamalar yapıldı zaten. Bunun haricinde ben şunu söyleyeyim. Osterwolde'nin gitme ihtimali var. Szymanski'nin gitme ihtimali var. Ancak Szymanski gidecekse bile bu şeyden sonra, Euro 2024'ten sonra gidecek. Osterwolde'yi isteyen kulüpler var. Özellikle bir tanesi var ki ciddi bir açılım yapıyor. Onun dışında Szymanski ve Osterwolde'den Fenerbahçe 60 milyon euroluk bir beklenti içinde. 60'a satabilir miyiz? Zannetmiyorum ikisini. Ama beklenti içindeyiz. Onu da söylemiş olayım. Başka neyi söyleyecektim? Basketbolcular gidiyor, geliyor. Devon Hall, Sestina, Nick Calatis falan. Bunlar çok şeyler değiller açıkçası. Yani Sestina ile Calatis gitti. Devon Hall geldi sanırım. Arkadaşlar Tadic'i Ajax geri çağırıyor. Tadic gitmiyor. Mourinho diyor ki seni göndermeyeceğim. Seni 10 numarada oynatacağım diyor. Bilginiz olsun. Ve durum bu arkadaşlar. Levent Mercan yakın zamanda açıklanacak ama ben Levent Mercan'ı artık 22'sine çok yakın bir zamanda bekliyorum. Artık 18-19 Haziran oldu farkındaysanız. 18-19 Haziran oldu. Ve 18-19 Haziran'a gelmiş sürede, süre zarfında farkındasınız değil mi arkadaşlar bir şeylerin? Yani verdiğim duyumların tuttuğunun farkındasınız. Durum bu arkadaşlar. Ondan sonra Batshuayi uzatacak bendeki duyumlara göre. Dzeko gidecek. Serdar Dursun'u zaten biliyorsunuz. Gelme ihtimali var. Yusuf Kabadayı yalan. Jose Mourinho'nun Umut Nahir'i isteyeceğini zannetmiyorum. Luan Perez sözleşme fesih görüşmeleri yapılırken yani şu an hala bir sözleşme fesih görüşmesi hala var. Palmeiras istiyor. Onlardan da bonservis istiyoruz. Çünkü oyuncuya biz hiç oynamadan yıllık ücret verdik. Bunu da bir şekilde çıkartmamız lazım. Çıkartmaya çalışmamız lazım. Bonserviste gitse ne ala seviniriz. Krunić şu an Krunić'in menajeri başka takımlarla illaki görüşüyordur. Çünkü biz yetki verdik. Eğer güzel bir teklife gelirseniz gidebilirsiniz dedik. Kar elde edebilirsek diye. Zayt istediği kadar ben gitmiyorum desin. Euro 2024 kadrosuna çağrıldı, sonra çıkarıldı. Şu an o da dinleniyor. Ama onun da kulüp arayışı içinde olduğunu tekrardan hatırlatayım. Ryan Kent ister yırtınsın, ister başka tarafını yırtsın, ister bileğini kessin, yine Fenerbahçe'den gidecek. João Pedro kulüp arıyor. Miguel Crespo denenecek 22 Haziran'da kesin olarak. Omar Faiyet, Jorginho. Biri Iğdır'a, biri de belki de Ümraniye'ye kiralanacak. Belki de Antalya Spor'a kiralanacak.
aklınızın bir tarafında kalsın. Mert Müldüre maşallah. A milli takım formasıyla çok güzel bir gol attı. Tarihi bir gol attı. Arda Güler'e de maşallah, o da tarihi bir gol attı. Samet Akaydın'a helal olsun. Çok güzel bir performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendim. Gerçekten çok iyiydi. Onun dışında Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Barış Alper kapalı savunmaya karşı forvet oynatmak ahmaklıktı. O ahmaklığı yaptık. Kenan da bir şey yapamadı. Barış da yapamadı. Çünkü rakip kapalı savunmaydı. Ama Portekiz maçında bu ikisi de uçar. Portekiz maçında da kilit açan İrfan Can'a ihtiyaç var mesela. Ya da Çekya maçında ya da ikinci maçta diyeyim. Yani o zaman da İrfan'a ihtiyaç var. Bakalım o zaman ne olacak arkadaşlar. Milli takımıza da başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi bayramlar diyorum. Görüşmek üzere.